Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık 2 hafta önce Türkiye'de yaşanan büyük deprem felaketinden dolayı birçok insan hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere de sabırlar diliyorum. Çok üzgünüz. Deprem bölgesiyle sürekli dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Biz de bu videomuzun tüm gelirlerini depremzedelere bağışlayacağız. Bugün de göçebe el sanatlarını tanıyacağız. Kaz Dağları'nın eteğinde dededen kalma tahtacılık mesleğini günümüze ulaştıran Mehmet Ali'yi tanıyacağız. Onunla konuşacağız. Tahtacılık mesleğiyle ilgili bilgiler alacağız. Umarım sizler için de yararlı bir video olur. Şimdi hazırsanız kendisini birlikte tanıyalım. Merhaba, kolay gelsin. Oo, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle sobamızda çayımız var. Evet, şöyle ahşap atölyesini gösterelim Mehmet Ali'nin. Burada da sobası yanıyor, çay koymuş üstüne. Biraz sonra çayımızı da içeceğiz. Burada sohbet edeceğiz kendisiyle. Hazır mısın röportaja? Ben hazırım. Hazırsa. Başlayalım. Birkaç gün öncesinde kendisine randevu almıştık. Ve bugüne sözleştik. Teşekkür ederiz. Bu arada da kabul ettiğin için bizi... Ne demek? Geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun. O zaman hazırsan böyle geçelim. Birkaç sorudan başlayalım. Tamam. Şimdi sizi tanımayanlar için öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? Ve burada yaptığınız iş hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Adım Mehmet Ali Tuzlu. Bu köyde doğdum, büyüdüm ve yaşamaktayım. Kırsal yaşam kültürü içerisinde ağaç işçiliğiyle hayat uğraşımı devam ettiriyorum. Ki elimizdeki en iyi yaptığımız işlerden birisi şu an için. O yüzden atölyemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birçok köyde gençler köyleri terk ederken siz kendi köyünüze geri dönüp atalarınızın da tahtacılık mesleğinden belki esinlenerek ahşap işleriyle ilgili üretim yapıyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli. Sizi köye çeken şey neydi? Hani neden bu işe başlama kararı aldınız? Daha önceden farklı bir meslekte çalışıyor muydunuz? Daha önceden bir 9 yıl bir gıda firmasında, kurumsal bir firmada 9 yıllık bir iş tecrübem var. Orada beyaz yakalı olarak çalıştım. Günümüzde yani 2002 ile 2011 yılları arasında firmada çalıştım. Zeytincilik üzerine. O dönemde işte artık internetin daha da yaygınlaşmasıyla yani etrafı, dünyayı daha farklı, daha kolay, daha farklı bir açıdan görebilme şansımız elimize doğdu. Ve o dönemlerde fark ettim ki insanlarda bir geçmişe özlem, bir kırsal yaşama doğru daha böyle primitif yaşam formlarına karşı bir özlemin olduğunu fark etmeye başladım. Bu da aynı durum bende de vardı tabii ki. Bu iki kendi içimdeki özlemi ve ortamdaki o eğilimi birleştirerek bu kararı aldım. Yani işimden istifa ettim. Dedim dededen kalma 25 yıldır kullanılmayan atölyeyi tekrar canlandırıp orada hayatıma devam etme kararı aldım. Aktif olarak 2013 yılından beridir 10 yıldır da atölye çalışmalarım devam ediyor. Bilgi birikimiyle doğuyoruz. Yani zaten bu kültürün içerisine doğuyoruz. Ağaç kültürünün içerisine, ahşap işleme kültürünün içerisine. Bu atölyem dedemden kalan bir atölye. Dedem takunya imal eder, sandalye imal eder, çatı sundurma işleri yapar. Böyle bir ustaydı. Çocukluğum onun yanında geçti. Yani dedemle aramda böyle bir usta çırak ilişkisi yoktu yani. Ya gel oğlum sana şunu şöyle öğreteyim, işte şunu şöyle yap falan filan gibi değil. Yani bir işi en iyi öğrenmenin yolu o işin içerisinde olmak. Zaten size ekstra bir şey söylemeden birçok şey öğrenmenize sebep oluyor. Yani ben dedemin yanında sadece işte tahtanın ucundan tuttum. Oğlum su getir dedi. Suyunu getirdim. Hadi gidiyoruz artık kapatalım gidelim eve dedim. Günlük yaşam yani onun içerisinde öyle bir mesleğe başlangıcım oldu.
Bir nevi öğretmeniniz de aslında. Tabii yani. Ama dediğim gibi öyle özel bir eğitim sürecimiz yoktu yani dedemle aramızda yani. Tamamen gözlemleyerek kendi akışında öyle bir süreç içerisinde ilerliyordu işler. Daha sonra dedem vefat ettikten sonra atölyesi biraz kendi halinde bıraktık atölyeyi. Biz işte babamla çiftçilik işlerine ağırlık vermeye başladık. İşte zeytincilik, hayvancılık, hububat çiftçiliği vesaire gibi işlerle uğraştık. Daha sonra dediğim gibi benim askerlikti, evlilikti, işte fabrika yaşamım. Belli bir süre beyaz yakalı olarak çalıştım. Evet, belli bir süre beyaz yakalı olarak çalıştıktan sonra artık 35 yaşından sonra tekrar dede mesleğine geri dönüş yaptım. Buradaki Türkmenlere genelde tahtacı deniyor. Evet. Ve siz de bu kültüre ait bazı motifleri yaptığınız gördüm. İşte kaz ayağı var. Burada daha önceden işte bıçkılar var. O evet. Tahtacılık mesleğinden kalan, atadan dededen kalan bıçkılar var. Evet. Eskiden atölyenin kullanılan içinde el aletlerini muhafaza ediyoruz abi. Hı hı. Şimdi buradan esinlenerek biraz bize tahtacılık mesleğini, tahtacılığın nereden geldiğini, işte bu bölgeye nasıl geldiklerini, kaz ayağının sizler için ne ifade ediyor tahtacılık mesleğinde biraz anlatabilir misiniz? Şimdi tahtacılık mesleği artık bizim kültürel olarak da bizim üzerimize iyice oturmuş bir meslek. Yani atalarımın, dedelerimin ne zamandan beri bu ağaç işçiliğini yaptığını bilmiyorum. Yani onu net bir tarihlendirmem mümkün değil. Özetle kendimizi bildik bileli ağaç işleriyle, tahtayla uğraşıyoruz diyebilirim. Bu yanlış olmaz sanıyorum. Bunu bu şekilde bir cümle kurmak. Fatih'in İstanbul'u fethi öncesinde Fatih Sultan Mehmet tarafından Adana Mersin yöresinden Toroslardan bu tarafa getirildiğimiz kayıtlarda yazar. Bu da ahşap işinden işte çok iyi anladıkları için evet. Türkmenleri özellikle bu bölgeye getirmişler ki evet. O dönemde mesela Fatih döneminde yapılan gemiler buradan çıkan ahşaplarla, buradaki çıkan tahtalarla aynen, yapılmış. Aynen öyle evet. Tahtacı kültürü olarak mesleki anlamda bizim asıl ustalık alanımız tahtayla üretim yapan atölyelere, yani toplumun içerisinde, şehirde, yerleşik hayatta tahta ihtiyacı olan üreticilere kaliteli ve uygun keresteyi temin etmek dağdan. Bizim gerçek ustalık alanımız, kültürel olarak gerçek ustalık alanımız dağdan keresteyi temin etmek. Yani bunun artık biz günümüzde bu atadan aldığımız kültürü ve bu bilgileri uygulama şansımız yok. Çünkü Orman Bakanlığı var. Orman Bakanlığı eliyle bu işler yürütülüyor. Hangi bölgeden ağaç kesilecek? Ne zaman kesilecek? Ve gördüğüm kadarıyla da bizim atalarımızdan edindiğimiz kalan bilgilerle de çok örtüşen bir uygulama yok ağaç seçimi konusunda. Şimdi bizim geleneksel ağaç seçimimizden bahsedecek olursak, öncelikle ihtiyaç bir çatı için bir kereste mi ihtiyacı var, yoksa bir iç mobilya için mi bir kereste ihtiyacı var, yoksa bir at arabası üretimi için mi bir kereste ihtiyacı var? Buna göre biz dağdan uygun, en uzun ömürlü olan ve en verimli olan ağacı seçmek bizim asıl uzmanlık alanımız. Yani bir dere kenarındaki ağacın kereste kalitesiyle bir tepe üstündeki ya da bir Poyraz yamaçtaki ağaçla Güney yamaçtaki ağacın kereste kalitesi birbirinden farklılık gösteriyor. Daha sonra bunların hangi mevsimde kesilmesi gerektiği ve mevsiminden de öte ayın yani ay takvimini takip ederek ayın döngülerine göre de bir kesim zamanı var. Örneğin ay karanlıkken kesilen ağaç çürümez derler. Bugün bilimsel olarak da dolunay ve karanlık ayın yeryüzündeki mikrobiyal dengeye etkettiği biliniyor. Çünkü dolunay zamanında mikroorganizma faaliyetleri, mikrobiyal faaliyetler toprakta olsun, doğada olsun daha aktif halde oluyor. O yüzden bu faaliyetlerin minimum az seviyede olduğu karanlık ay döneminde kesilen ağaç kesildikten sonra çürümeye ve kurtlanmaya karşı daha dayanıklı oluyor ki bugün hala eski binalardan çıkan, eski evlerden, eski ahırlardan çıkan o el işçiliğiyle üretilmiş atalarımızın tedarik ettiği keresteler hala bazen elimize gelebiliyor.
Yani 70-80 yıllık kerestede hala bir hiçbir koruyucu madde sürülmemesine rağmen sapasağlam duran keresteler hala rastlayabiliyoruz onlara. Evet, biz dağda yaşıyoruz, her tarafımız ağacın içerisindeyiz ama hiçbir zaman onu israf eden bir davranışa girmemişiz. Bu bizim de inanç sistemimize aykırı bir durum aslında yani. İsraf etmemek, kanaatkar yaşamak, doğaya ve içinde bulunduğun ortama saygı çerçevesinde yaşamını sürdürmek çok önemli bizim için. Yani bu israfı bir gereken şekilde kullanmamak, bir eşyayı, bir ürünü, bir maddeyi gerektiği şekilde uygun şartlarda kullanmamak veya onu ziyan etmek israftır. İkincisi de kalitesiz üretim yapmak da bir israftır yani. Ben hala atölyemde müşterilerimle çalışırken, yani onların ihtiyaçlarını karşılarken istiyorum ki yani benim yaptığım ürün evladına, torununa kalacak şekilde olsun. Yani en iyi şekilde, en uzun ömürlü ürünü üretme kaygısıyla çalışıyorum atölyemde. Hatta çok ilginç diyaloglar da yaşadığım oluyor müşterilerimle bazen. Bazısını bekletiyorum şey olarak 3 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 yıl beklettiği müşterilerim oluyor mesela. Çünkü onun istediği şeye uygun ağacı henüz daha elde edememişim. Yani ya da onun istediği ürüne için seçtiğim kütük daha o kıvama, o olgunluğa erişmemiş. O yüzden bazı sağ olsun müşterilerimle bu konuda iyi beni anlıyorlar, sağ olsunlar. Şöyle bir diyalog geçmişti İstanbul'dan bir müşterimle mesela. Ya hadi Mehmet Ali, artık kaç ay oldu ya, yap şu işi artık falan şeklinde bir telefon görüşmemiz oldu. Yok abi, olmaz dedim, yani daha bu ağaç uygun değil, daha biraz daha beklememiz lazım şeklinde bir konuşma. Ya sen niye böylesin, niye biraz Amerikan var ya düşün kardeşim, yap boş ver kalitesini falan şeklinde bir sürdürülebilirlik olsun ekonomide falan şeklinde yaklaştı. Yok abi dedim, biz yani para bir kenara dursun, önce bir ürün kaliteli olsun. Bizim tek derdimiz o. Yani biz para için değil, para için çalışmıyoruz. Çalıştığımız için para kazanıyoruz şeklinde özetleyebilirim. Göçebe hikayesi nereden geliyor? Göçebe ismini neden koydunuz? Şimdi açıkçası söylemek gerekirse bu dediğim gibi 10 yıl öncesi 2012-2013 yıllarında bu işe başladığımda artık iş biraz kendini toparlamaya başladı. İşte artık bu atölyeye bir isim bulmak lazım falan, işte böyle bir müddet kafamda yorumladım. Ne yapsam acaba? İşte tahtacı, Kaz Dağı, işte şu su, bu su, bir sürü isim aklımda şey yapıyordum. O konuda biraz hantal kaldım. Bir gün bir tabela yaptırma ihtiyacım oldu. Reklamcı bir arkadaşla konuştuk. Tabela yap dedim bana ama aklımda daha isim kararı vermemiştim. Reklamcı arkadaş bir gün telefon etti. Hadi abi basıyoruz dedi. Ne yazacağız buna dedi. Ver bilgilerini dedi. Yapayım işini dedi falan. Eyvah dedim kendi kendime ben, ya ne? O anda, o anlık göçebe olsun hadi dedim. Yani. Göçebe oradan oldu. Yani evet, öyle oldu. Onun da sebebi yani biz tahtacı kültürü olarak sürekli konar göçer bir yaşam sürdürmüşüz. Yani bu Kaz Dağı'ndaki bu köylerin kuruluşu 1860'lı yıllarda yerleşik hayata geçmişiz. Yani binlerce yıllık bir kültür içerisinde 150 yıl... Sürekli o zaman ataların... 150 halinde, evet, olması. Yani benim de aklıma o geldi aslında. Dedim hani eskiden Türkmenlerin, tahtacıların sürekli bir göçebe halinde, evet, olması belki. Evet. Aslında bilinçaltım direkt oradan yola çıkarak ismi çıkardı yani orada. Evet. Ağaç konusunda özel bir tercihim yok. Çünkü her ağacın yapısı, dokusu farklı. Yani hangi ürüne hangi ağacı ne zaman kullanacaksınız onu bildikten sonra bütün ağaçlar çok kıymetli. Tek önemsediğim konu bu noktada, yani ulaşılabildiğim ağaçları kullanıyorum. Kendi yöremde yetişen, kendi bölgemde yetişen. Yani bu noktada da zeytin bölgesindeyiz. Her tarafımız zeytin ağacı. Bu zeytin ağaçlarından çıkan, budamadan çıkan odunlar olsun. İşte maalesef işte imar dolayısıyla imara açılan arsalardan sökülen, çıkarılan
zeytinlerin bir kısmı odun ve kereste olarak değerlendirilmek üzere piyasaya çıkıyor. Çünkü %60'ını tekrar dikmek zorunda yasa olarak sökülen zeytin ağaçlarının %40'ı ancak odun ve kereste olarak değerlendirilebiliyor. Ki %40 bile olsa keşke zeytin ağacı ait olduğu toprakta kalsa, bu bizim en büyük arzumuzdur. Madem ki zeytine girdik, biraz da bu bölgeyi anlatabilir misiniz? Yaşadığınız çevreyi, Kaz Dağları'nın eteğinde bir köyde yaşıyorsunuz. Biraz bu bölgeyi anlatabilir misiniz? Nasıl bir bölge? Evet, köyümüz aslında köyümüzle ilgili sen daha önceden ayrıntılı bir video çekimi yapmıştın. Bir çalışmanın var daha önceden. Hacı Hasanlar köyümüz Edremit Kalkım yolu üzerinde bulunuyor. Edremit'ten Kalkım istikametine çıktığınız zaman artık son köy Edremit'e 7 kilometre uzaklıkta. Yani bizim kuzeyimizde başka bir köy yok Kalkım'a kadar artık. Yani Eybek, Kaz Dağları'nın Eybek bölgesinde kalıyor köyümüz. Güzel bir coğrafya, güzel bir iklimde yaşıyoruz. Özellikle yani köyümüzde üretilen zeytin, zeytinyağı kalitemize güveniyoruz. Sadece bu değil tabii ki, benim işim ağaç olduğu için ağacı da kaliteli, kerestesi de kaliteli. Tahtacılık kültürüyle kırsal yaşam had safhada, en ideal olması gerektiği şekilde köyümüzde yaşanıyor. Ürün gamınızda neler var? Mesela neler üretiyorsunuz? Sizde ne tür talepler geliyor daha çok? Ürün gamımda ağaçtan bir ihtiyaç olduğu müddetçe öyle bir sınırlama koymuyorum hiçbir zaman. Yani müşterilerimin ağaçla, ahşapla ilgili ne tür bir ihtiyacı varsa elimden geldiğince karşılamaya çalışıyorum. Yani bu bir masa olabilir, bir sehpa olabilir, bir ahşap tabak olabilir, bir kesme tahtası olabilir, ne bileyim. Çok özel bir takı kutusu olabilir. Ya da bu arkanızdaki mesela yapmış olduklarınız. Ya o yapmış olduklarım benim kendime özel, benim esirdiğim zamanlarda yaptığım sanatsal çalışmalar. Onlar yani bir ticari şeyi yok arkamdaki çalışmaların. Ya öyle bir şey de isteyebilirler, hiç belli olmaz. Yani tabii ki isteyebilirler. Ama yani süs eşyası da olabilir. Tabii ki yani ellerindeki ahşap bir eşyanın restorasyonu konusunda da yardımcı oluyorum. Öyle talepler de geliyor. Mesela işte atasından dedesinden kalan bir ahşap kutu, bir şey vardır. Onun tekrar bir tadilat bakımını yapıp, tamiratını yapıp tekrar o şekilde restorasyon işlerimiz de oluyor. Yani dediğim gibi öyle bir ürün skalamız, ürün gamımız yok yani. Bahçede hemen burası, şöyle göstereyim. Mehmet Ali'nin kaldığı ev burası. Hemen yanında atölyesi var. Burada da birkaç tane koyun damı var. Aynı zamanda hayvancılıkla da uğraşıyor. Şu anda o soyduğun ağaç ne ağacı? Çam ağacı. Çam ağacı. Evet. Sehpa yapılacak bu ağaçta. Bunu keseceğiz. Sehpa yapacaksın değil mi? Evet. Bayağı da... Ne diyorlar buna? Kalınlığına kuturum mu diyorlar? Ne? Şey, yuvarlak kalınlığa kutur deniyor. Kutur diyorlar. Evet. Bu arada tavuk da yumurtladı herhalde. Evet. Zincirleri var benim baba. Öyle mi? Hı-hı. Bir gidip bakalım mı seninle? Evet, onun 3 tane civcivi var. Bir gidelim bakalım abi. Anne tavuk herhalde. Hı. Şimdi koyunlar dışarıda olduğu için sadece tavuğu gösterelim. Civcivleri gösterelim. Buradalar Ari. Kaç taneymiş? 4 tane sarı, bir tane siyah civciv var. Şimdi köylerin bir çoğuna gidiyorum. Gençler köylerde pek durmuyor.
Sizin köyünüzde nasıl durum yani gençler? Aynı şekilde. Bizim köyümüzde de gençler işte büyük şehirlerde iş bulup veya işte okuduğu üniversitenin doğrultusunda iş bulup çalışma eğilimindeler. Bir şehir yaşamı eğilimi var bütün gençlerde. Köyümüzden bahsediyoruz ya. Şimdi son süreçte de biliyorsun hani son yıllarda özellikle pandemiydi, depremlerdi. İşte birçok felaket olabiliyor ya da bir virüs çıkabiliyor. İnsanların hayatları şehirlerde gittikçe zorlaşıyor ya da ekonomik bir kriz geliyor. Birçok insanın duyduğumda işte geri dönebilir miyiz? Bir yerlere taşınabilir miyiz? İşte köylerde, kırsalda kendimizi idame edecek bir şeyler yapabilir miyiz diyorlar. Sizin burada mesela hem şehri görmüş birisi olarak hem de köyde yaşayan birisi olarak özellikle bu tarz insanlara yönelik, gençlere yönelik tavsiyeleriniz, önerileriniz var mı? İnsan hayatında ekonomi çok önemli bir yer kaplıyor. Yani insan yaşamını sürdürebilmesi için bir gelir elde etmesi gerekiyor mutlaka. Nerede olursa olsun yani. Şehir ekonomisiyle kırsal ekonomi birbirinden çok farklı. Yani şehir mantığıyla kırsalda yaşamaya çalışırsa bir kişi kesinlikle başarısız oluyor. Kırsalda her faaliyetin, her hizmetin karşılığı parayla ölçülmüyor. İçinde yaşadığınız toplum ile bir dayanışma olmazsa olmaz kırsalda. Yani sen ona yardım edeceksin, o sana yardım edecek. Hadi gel birer çay içelim, işte şunu yapalım, bunu yapalım. Böyle bir kültürel akış içerisinde bir ekonomik yapı var. Göze görülmeyen o toplumsal dayanışma çok önemli kırsalda. Şehirden gelen kişi ya böyle şehirden şey yapacak, bir komün olarak bir 3-5 arkadaş bir arada bir şey olacaklar veya çok iyi kaynaşabilmeleri lazım. Yani burada da işte kültürel farklılıklar oluşuyor. Bir sürü engeller çıkıyor. Ne bileyim uyum sorunları çıkıyor. Yani çünkü paradigmalar farklı. Yani şehirdeki bir insanın zihniyet yapısıyla kırsaldaki bir insanın düşünce sistemi bazen uyuşmayabiliyor yani. Bu direkt göze çarpan şekilde ortaya çıkmıyor ki bu şeyi bizzat siz kendiniz de bazen gözlemliyor olabilirsiniz. Günümüzdeki teknoloji ağının ne olduğunu farkında olaraktan yani bir butik üretim ne yapıyorsa artık yani bu zeytincilik olabilir, tarla bitkileri üzerine yaptığın üretim olabilir, hayvancılık olabilir. Ne yapıyorsan bunu günümüzün şartlarına uygun bir şekilde o atmosferi, o doğallığı, o hakkaniyeti elde tutarak o üretimi yapıp bunu çok iyi ifade etmek zorundalar. Yani bunu bu konuda kendini ifade edemediği müddetçe köyden uzaklaşmak zorunda kalır. Kim olsa kalır yani. Kırsalda doğup büyümüş gençlerin elinde öyle bir şey var ki şu anda. Yani öyle güzel bir olanak, öyle bir imkan var ki yani zaten o ortamın içerisinde büyümüşsün. Oradaki üretim şartlarını, oradaki üretim tekniklerini, oradaki hayat koşullarına hakim büyümüşsün. Bir taraftan artık bu teknolojiyle de iç içe büyümüş bir insan olarak. İşte bu iki şeyi birbirine kaynaştırmak yani çözüm diye düşünüyorum. Köyde eğer üretim yapıyorsa birisi, bunu iletişim çağındayız ve bunları kullanarak bir şekilde pazarlaması gerekiyor. Evet. Ürettiği ürünü mesela köyde insanların en büyük sorunu nedir? İşte ürettiği bir ürünü değerinde satamıyor. Evet. Ya tüccar geliyor alıyor ya aracı geliyor alıyor. Bundan dolayı da yani ancak yömyesini çıkarabiliyor. Aynı şekilde şehirdeki insanın da böyle bir ihtiyacı var ama yani düzgün gıdaya, düzgün ürüne yani ne bileyim doğal bir ürüne ihtiyaç var şehirde de yani. Ve göze çarpmayan bir diğer husus da hakkaniyetli davranmak. Yani kanaatkar olmak, kırsalda yaşamak operasyonel bir edinim gerektiriyor yani. Nasıl anlatayım işte. Bedensel olarak, fiziksel olarak ve sırf bedensel ve fiziksel olarak da değil. Bunu akılla, mantıkla yapabiliyor olmak lazım yani. Yani ne bileyim kışın ısınma sorunundan tut da yani soba yakmasından tut da o soba için hazırlayacağın odunun hazırlanışı, kesimi, kesilmesi, yarılması vesaire. Yani kullandığın ekipmanların tamiratı, yani her şeyi parayla yaptıramazsın, her şeyi para yetiremezsin.
Bu mümkün değil yani. Dediğim gibi o yüzden dayanışma çok önemli şeyde yani. Tabii. Yani dediğim gibi teknoloji çağında yaşıyoruz. Sosyal medya çok büyük bir avantaj şu anda. Herkes için yani. Kullanmasını bilen için gerçekten güzel bir şey sosyal medya. Kulaktan kulağa yani yayılan bilgi... Bu aldıkları ürünleri o zaman... Yani bir tanınır hale gelmek. Evet, o sosyal medyadan daha da önemli bir şey. Evet. Yani... Sizde ben onu gördüm. Hani birileri bir şeyler aldılar, memnun kaldılar. Evet, yani o işte o de, kulaktan kulağa dolaşan o söylemler, o reklam, asıl reklam o şey oluyor zaten. Ben hiçbir zaman... Ya ben bu ürünü yaptım ya, şunu kenara koyayım da bunu nasıl satarım? Öyle bir kaygı yaşamadım bugüne kadar yani. Çünkü zaten tek başıma çalışıyorum. Çırak arayışım da var bu arada ama o konuda da işte şeyim yok. Arin ne veresin? Arin de bu ara kameranın arkasında. Bir geçsene şöyle. Bir geç. Gel Arin, gel sen de gel. Mehmet Ali abinin yanına bir geç de. Arin'i ben burada tutmakta zorluk çekiyorum. Bir oradan el sallasın. Bir şey söylemek ister misin Arin? Yok. Çırak olmak istiyor musun Arin? Çalışacak mıyız beraber? Yanaş biraz, böyle gözükmüyorsun şu an. Henüz daha karar vermedik değil mi? Evet. Tamam. Daha sonra tekrar konuşuruz o zaman. İletişim konusuna gelmişken, sosyal medya hesabınız var mı? Ya da bir telefon numarası, size nasıl ulaşabilirler? Onları açıklama kısmında bırakalım isterseniz. Evet var yani, sadece Instagram ve Facebook adreslerim var. Ne diye geçiyor Instagram'da? Göçebe El Sanatları diye geçiyor. Evet, benim sormadığım, sizin ne bileyim bugünlerde söylemek istediğiniz. Ülkemizin yaşadığı acı felaket, depreme değinmeden programı bitirmek istemiyorum. Yani oradaki bütün yurttaşlarımıza, ölmüşlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Her ne kadar yüreğimiz burkuldu, üzülüyoruz, biraz gamımız, kederimiz arttı bugünlerde ama bir araya gelme ve kenetlenme yeteneğimizin hala canlı olduğunu görmek de insanı mutlu ediyor açıkçası. Bilgi vermeden, herhangi bir yere başvuru yapmadan gönüllü olarak bu bölgeye gelmeyin diye uyarı yapılıyor yani. Yani halkımız, milletimiz o kadar oluşan yarayı sarma konusunda heveskar. Ve müthiş bir dayanışma örneği yaşanıyor ülkemizde 10 gündür. Allah bir daha bu acılığı yaşatsın istemiyorum. Onun haricinde de işte burayla ilgili gereken bütün soruları cevapladığımızı düşünüyorum. Yani biz de çok teşekkür ederiz. Yani tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi, evet, iletiyoruz. Umarız böyle bir felaket yaşanmaz ve bu tarz felaketlere karşı da hepimizin hazırlıklı olması gerektiğini gösteriyor. Ona mecburuz. Aslında tabiatın kendine göre bir yolu ve dili var. Yani biz ne yaparsak yapalım o kendi yolunda yürümeye devam ediyor. Tabiat bize uymayacak. Biz tabiata uymak zorundayız yani. Ona göre binamızı yapacağız. Ona göre tedbirimizi alacağız. Ona göre yaşamımızı dizayn etmek zorundayız yani. Tabii yani Türkiye'nin birçok bölgesi zaten deprem, evet, bölgesi. Fay hatlarının hemen hemen Türkiye'nin birçok yerinden geçiyor. Bunun için depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor her zaman. Ari'nin sorduğu şu çalışmayla ilgili, orada artı eksi var, iyilik kötülük vesaire kavramlarını çalıştık orada da, dualiteden falan bahsettik. Yani hayatta her şey zıttıyla muktedir. Güllük gülistanlık, toz pembe bir dünya zaten mümkün değil. Acılar olacak, depremler olacak, ölümler olacak, üzüntüler, kederler, acılar mutlaka olacak hayatın içerisinde. İnsan olarak kendi birbirimizle ve tabiatla kucaklaşıp üzerinde yaşadığımız gezegenin kıymetini bilmek zorundayız. Öyle şekilde, o şekilde düşünüyorum yani. Söylediniz. Çok teşekkür ederiz bizi de kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Yayınımızın da sonuna geldik.
Artık başka zaman tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.